Ve hemen enflasyona ilişkin son detayları, veriyi almak üzere haber merkezimize gidiyoruz. Rıfat Fırat bizleri bekliyor. Rıfat, önemli bir gün. Kolay gelsin. Temmuz ayı enflasyonunu bekliyoruz. Neler görebiliriz orada? Veri de birazdan gelecek. Sanıyorum 10 saniyesi var. Sözü sana bırakayım. Teşekkür ederiz. Evet, enflasyon rakamlarını bekliyoruz. Size biraz geçen aydan örnek verelim. 2024 yılının Haziran ayında, yani geçen ay açıklanan rakamlarda tüketici enflasyonu çok aylık özür bazda dilerim. %1,64 oranında artış kaydetmişti. Rıfat, bu arada rakam geldi. Aylık 3,23, yıllık bazda %161,78, beklentilerin altında. Yeniden söylüyorum, %3,23'lük aylık bazdaki rakam, yıllık bazda enflasyon %61,78. ÜFE'ye bakıyorum, tamam. Aylık %1,94, beklentilerin altında, ama detaylarını dinlemek için sözü sana bırakıyorum yeniden. Teşekkür ederiz. Tabii detaylar da benim önüme düştükçe size aktarmayı sürdüreceğim. Ama şimdilik gelen bilgilerle şunu ifade etmiş olalım. Özellikle yıllık bazda %61,78, aylık bazda ise %3,23'lük bir artış var. Bir önceki Aralık ayına göre %28,76'lık, bir önceki yılın aynı ayına göre de az önce ifade ettiğimiz gibi %61,78'lik bir artışın olduğunu belirtmiş olalım. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %39,57 ile giyim ve ayakkabı olmuş. Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grupsa %104,5'la eğitim olduğunu ifade etmiş olalım. Yine ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre azalan ana grubun %-2,58 ile giyim ve ayakkabı olduğunu ifade etmiş olalım. Yine buna karşılık 2024 yılı Temmuz ayında aylık bazda bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grubunda %8,08 ile konut olduğunu belirtelim. Konut sektöründeki o artış geçen ayda endekste yansımıştı. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 24 temel başlığın endeksinde düşüş gözlemlenmiş. 4 temel başlığın endeksinde ise değişim olmamış. 115 temel başlıkta da artış gerçekleştiğini ifade etmiş olalım. Özel kapsamlı TÜFE göstergesine gelelim ki özellikle bu gösterge enflasyonun eğilimini belirleyen ve para politikasının oluşmasına yardımcı olan bir gösterge. Fiyat istikrarı açısından da daha güvenilir bir gösterge olarak kabul ediliyor özel kapsamlı TÜFE. Yıllık bazda %60,31 oranında artış kaydedildiğini, aylık bazda ise %2,47 olduğunu belirtmiş olalım. Burada işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütünle altın hariç TÜFE'deki değişimin de Temmuz'da 2,47 olarak gerçekleştiği verilere yansımış. 12 aylık ortalamaları size aktaralım. 12 aylık ortalamaların da özel kapsamlı TÜFE göstergesi kapsamında %68,37 olarak gerçekleştiğini belirtmiş olalım. Hatırlayacaksınız, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefini %38 olarak açıklamıştı. Önümüzdeki günlerde 8 Ağustos'ta Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunu açıklayacak. İşte bugün açıklanan enflasyon rakamları o rapora ilişkin ipuçlarına ve beklentilere de ışık tutacak diyelim. Sözü size bırakalım. Rıfat Fırat, çok teşekkür ediyoruz. Enflasyon ilişkin detayları aktardı haber merkezimizden. Özellikle enflasyon cephesinde Temmuz ayı rakamları beklentilerin altında geldi efendim. Aylık rakam %3,23, yıllık bazda da %61 seviyesine kadar gerileyen bir orandan bahsediyoruz. TÜFE verilerine bakıldığında, özellikle ÜFE cephesine bakıldığında oradaki gerilemenin de devam ettiğini görürken üretici fiyat endeksi Temmuz'da %1,94 arttı. Önceki 1,38
%8'lik artış olduğu yönündeydi ama yıllık bazda üfenin de 41.37 seviyesine kadar gerilediğini görürken çekirdek enflasyonda yavaşlama var. Yıllık %60.23 seviyesine kadar geliyor çekirdek tüfe. Şimdi yorumları almaya gideceğiz. Enflasyonu konuşacağız. Amir Kapital'e gidiyoruz. Üzeyir Doğan bizlerle birlikte. Üzeyir Bey merhabalar. Günaydın, kolay gelsin. Çok hareketli bir gün. Enflasyonu aldık. Beklentilerin altında. Hemen söz sıra size bırakıyorum. Nasıl değerlendirdiniz acaba? Evet, yani beklentilerin hafif altında, aslında beklentilere paralelinde de diyebiliriz. 3,3 civarında bir piyasa beklentisi vardı piyasada. 3,23 geldi. Böylelikle yıllık enflasyon da 61.78'e düştü. Ki bir önceki ay burada oldukça yüksek rakamları görüyorduk. 71 civarındaki rakamlardan bahsediyor, 71-60'tan. Beklenene yakın rakam. Tabii bugün piyasa üzerindeki etkisi oldukça sınırlı olacaktır. Çünkü piyasanın gündemi biraz daha yurt dışına kaymış durumda. O nedenle biraz daha etkiyi az göreceğiz. Ama enflasyonun genel gerçekleşme rakamlarına baktığımızda ise dikkat çeken unsurlar şu. Yani konut tarafı zaten kısmen beklenen rakamlardan biriydi. Özellikle elektrik fiyatlarındaki artışın buradaki etkisini bekliyorduk. Ki orada aylık artış konut tarafında %8,08 oldu. Geçen ayda konutta %3,79'luk bir artışta en yüksek artışın olduğu segment grubuydu. İkinci grubumuz bu ay alkollü içecekler ve tütün oldu. Malum yakın dönemde yapılan fiyat artışları burada kendisini gösterdi. %5,84'lük aylık bazda bir artış var. Geçen ay burada neredeyse stabildi fiyatlar. Yine bunun aylık enflasyon üzerindeki etkisini gördük. Yine önceki ay eksi olan, sınırlı da olsa eksi olan ulaştırma burada 3,82 ile 3. segmente geçmiş oldu. En fazla fiyat artışının olduğu yer. Tek sürpriz giyim ve ayakkabı %2,58. Ama genel çerçevede baktığımızda hani yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar hariç F-endeksine baktığımızda 2,56'lık bir artış gözüküyor burada da. Bir önceki ay burası 1,53'tü. Yine C endeksine baktığımızda enerji, gıda, alkolsüz içecekler, alkollü içeceklerle tütün ürünleri ve altın hariç tüfeğe baktığımızda, yani bu son fiyat artışlarının büyük kısmını yansıdığımızda burada da 2,45'lik bir artış var. Geçen ay burası 1,73'tü. Yani genel manada bu yönetilen, yönlendirilen fiyatlara gelen artışların diğer ürün gruplarında da kısmen fiyat artışlarına sebebiyet verdiğini çok net bir şekilde görüyoruz aslında. Şimdi önümüzde Ağustos ayı enflasyonu var. Ağustos'ta da malum biraz bu zamanı yayma gibi düşünülmüş. Bir önceki ay elektriğe %38'lik zam görmüştük. İşte şimdi Ağustos ayında doğalgaza gelen %38'lik zamın etkilerini görüyor olacağız. Bu ayda Ağustos ayı da biraz yine görece bir miktar yukarıda gelecek gibi gözüküyor. Yine bugün bir tane tütün şirketinin ürün fiyatlarına artış yaptığını gördük. Onun da kısmi etkisini görüyor olacağız. Bir önceki ay kadar, yani Temmuz ayı kadar yüksek olmasa da Ağustos ayında da bu yönetilen yönlendirilen fiyatlardaki artışların etkilerini kısmen görüyor olacağız. Burada bir miktar ekonomideki soğuma belki fiyat artışlarını diğer kalemlerde sınırlayabilir. Bu biraz dengeleyebilir. Ben Ağustos'ta da Temmuz kadar yüksek olmasa da yine görece yüksek bir enflasyon rakamı, yani o Merkez Bankası'nın hedeflediği aylık rakamların üzerinde bir rakamın görülebileceği kanaatindeyim. Örneğin Ağustos ayında %2,5'luk bir enflasyon görüyor olsak biz bu durumda yıllık enflasyonun 61.79'dan 52 civarına gerilediğini göreceğiz. Hani yıl sonuna kadar da geri kalan aylarda sürpriz bir gelişme olmaz. İkiler civarında bir rakam görürsek de Merkez Bankası'nın üst bant hedefi 42, tahmini 42'di enflasyonda. Burada da 43 civarı bir rakam görüyor oluruz. Her ay gelecek ay %2,5, sonraki aylarda %2 civarında bir enflasyon rakamı görecek olursak bu da tahmine yaklaşılabileceğini gösteriyor en azından üst bant tarafına. Ama dediğim gibi Temmuz ve Ağustos ayında bu fiyat artışlarından kaynaklı etkileri enflasyon rakamlarında da, manşet rakamında da görmeye devam ediyor olacağız. Enflasyonun gerilediğini yine görürken
PPK metnini almıştık 23 Temmuz tarihinde. Özellikle Temmuz'da aylık tüketici enflasyonunu yukarı çekecek kalemlerde enerji, işlenmemiş gıda, alkol ve tütün grupları olduğuna dikkat çekmiş Merkez Bankası. Ama özellikle bu grupların dışlandığı çekirdek enflasyon tarafındaysa yine daha sınırlı bir artış görülebileceğini söylemişti Merkez Bankası. Şimdi Üzeri Bey, özellikle çekirdek enflasyon tarafına bakıyoruz. Orada çok hızlı bir gerileme var. %71'den %60'a doğru çekirdek tüfenin gerilediğini görüyoruz. Hizmet enflasyonunu özellikle biz katılığı gördüğümüz sektörler olarak takip ediyorduk. Son dönemde bir miktar orada da artış eğiliminin yavaşladığını takip ediyoruz ama enflasyon raporu sunumu da var. %38'lik bir hedef. Tüm bu göstergelere baktığınızda bu hafta Perşembe günü nasıl bir rapor sunumu beklersiniz? Yani genel itibariyle Merkez Bankası zaten şu ana kadar hep kararlı duruş vurgusunu tekrarlıyor. Yani burada herhangi bir taviz verilmedi şu ana kadar. Özellikle Haziran ayı enflasyon rakamı geldiğinde piyasada faiz indirimleri konuşulmaya başlandığında da Merkez Bankası Başkanı çok hızlı bir şekilde ve çok doğru bir zamanlamayla bu faiz indirimlerinin şu an gündemde olmadığını çok net bir şekilde ifade etti. Ve bunun neticesinde de biz genel itibariyle hani o faiz indirim beklentilerinin tekrar ötelendiğini gördük. Daha sonra Cevdet Hoca'nın da yine başkan yardımcısı, onun da faiz indirimleri konusunda aceleci olunmadığını, hatta faiz indirimleri konuşmayı bile konuşmadıklarını ifade etmesi o beklentileri öteledi. Yani ben yine sunumda da sıkı duruş vurgusunun ön planda olacağını, biraz o tarafın ağırlık basmaya devam edeceğini düşünüyorum. Ama bununla birlikte eğer Perşembe gününe kadar herhangi bir şekilde değişim görmezsek, yani bu piyasalardaki fiyatlamalarda, Perşembe gününün konusu ağırlıklı olarak bu finansal istikrar tarafına kayabilir ve piyasalardaki bozulmaların biraz daha enflasyonun önüne geçtiği bir toplantı söylemi de görebiliriz. Yani şu an gerçekten yurt dışı piyasalarda, içeride de keza aynı şekilde çok enteresan fiyatlamalar görüyoruz. Yani çok alışık olmadığımız fiyatlamalar. Biz geçmiş yıllarda işte deprem olur, işte pandemi döneminde gördük. Amerika'da mortgage krizinde böyle fiyatlamalar gördük. Yeri geldi Avrupa bankacılık krizinde buna benzer fiyatlamalar gördük ama hepsinin arkasında çok büyük batık ya da çok büyük olaylar vardı. Yani bu olay gerçekten bu denli bir satışı getirecek fiili bir olay yok. Yani 2010 yılında Mayıs ayında bir PNG hisselerinde Amerika'da bir tombul parmak sendromu yaşanmıştı ve Amerika'dan başlayarak tüm Amerika sabahında Asya piyasaları ve bizim piyasalarımız Avrupa çok inanılmaz satışlar görmüştü. Ben o dönem 2013 yılında bir Perşembe günü akşamıydı, hiç unutmuyorum. Para dergisine de o zaman köşe yazarlığı yapıyorum. Para dergisinde yazı yazarken ekranı her kapatıp açtığımda 5-10 dakikada 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 7, 8, 8.5, 9'a kadar ulaşan bir Amerika'da satış süreci görmüştük. Ve hiç kimse bu satışın neden olduğuna dair anlamlı bir bilgi veremiyordu. Yani bu denli bir sert satış gördük. Ertesi gün Asya'da ve devamında bizim piyasamızda Avrupa'da bu satışların etkisini çok ağır hissetmiştik. Ve kimse niye sattığını bilmiyordu ve çok ciddi kayıplarla karşı karşıya kalmıştık. Allah'tan o olay çok basit bir hata. Yani bir kişinin milyonluk yerine milyarlık satış yazmasıyla ilişkilendirilmişti. Ve PNG hisselerindeki o gün işlemler iptal edilmişti. Ve piyasalar çok hızlı bir şekilde normale dönmüştü. Ama şu anki satışlarda yine bir bilinmezlik var. Yani bu jeopolitik risklerin artışından kaynaklı mı, başka bir şey mi tahmin etmek zor. Yani evet, şu an gerekçe söylüyoruz. Amerika'da işte tarım dışı istihdamın kötü gelmesi, işte Amerika'da resesyon ihtimalinin %15'ten %25'e çıkması. Bu resesyon ihtimalinin %50'ler 60'lara çıktığı dönemleri gördük, böyle bir satış görmedik. Ya da istihdam piyasasının daha da bozulduğunu gördük, böyle bir satış görmedik. Ya da çarşamba günü Japonya Merkez Bankası'nın 15 bas puan faiz arttırmış olmasının etkisini bugün görmüş olmamız, hani bunu burayla ilişkilendirebilmemiz de çok normal değil. Yani piyasada bir şeyler oluyor. Kimse bir şey bilmediği için, işte o bilgisizlik en kötüsü, bir şeyler geliyor korkusu, panik satış yaptırıyor. Ya da gerçekten şu ana kadar bizlerin de bilmediği farklı bir riski fiyatlıyor piyasa. İşte jeopolitik riskler tarafında olabilir vesaire. Burayı kestirmek zor ama gerçekten değişik bir fiyatlama döneminden geçiyoruz. Perşembe gününe kadar eğer piyasa bir sükunet sağlayamamış olursa bizdeki toplantının konusu da biraz önce bahsettiğim gibi enflasyondan ziyade finansal istikrara dönebilir ve piyasalardaki bu belirsizlik üzerine kurgulanabilir. Orayı da takip ediyor olacağız hep beraber.
Şimdi Üzeyir Bey, tabii konuşmaya devam edeceğiz enflasyon tarafının. Ama Profesör Doktor Levent Aydın hocamızla aramızda. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi. Hocam kolay gelsin, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Üzeyir Bey merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi enflasyon rakamlarını aldık. Orada 3.23'lük bir oran. İşte piyasa beklentisine baktığımızda 3.3 ile 3.5 arasında dair bir beklenti vardı. Beklentilerin bir miktar altında enflasyon. Yıllık bazdaki rakamın %61.78 seviyesine gerilediğini görüyoruz. Dolayısıyla %71'lerden %61.7'lere bir gerileme. Hocam özellikle çekirdek tüfe cephesinde, gıda ve enerji kalemlerinin dışındaki enflasyonda da bir miktar yavaşlama var. Nasıl karşıladınız bugünkü rakamı? Evet, aslında çekirdeğin tabii normal manşette aylık olarak aşağı düşmesinin sebebi gayet açık. Çünkü çekirdeğin içerisinde enerji malları yok, tütün yok, altın yok. Dolayısıyla bu ayki özellikle Temmuz ayına ilişkin daha önceki zaten hem Merkez Bankası Başkanı yaptığı Amerika'daki o toplantıdaki röportajda özellikle bu enerji mallarına gelen zamlardan dolayı 1,5 puan artabileceğini daha önce zaten ilan etmişlerdi ki Sayın Bakan Mehmet Şimşek Bey de aslında bu konuda Temmuz ayının maalesef birikmiş zamlarını aslında yedik kaba tabirle. Çünkü beklenen görünümde biraz bozulma oldu. Merkez Bankası tarafından değerlendiriyorum. Çünkü Merkez Bankası 2024 yılında dezenflasyona kadar 3'ün altında gitmeyi hedefliyor. Ocak ayı hariç. Ocak ayında sürekli yıllar aylık olarak artar. Ama Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayına baktığımızda Haziran'a gelinceye kadar 3'ün altını ilk defa 1.6'yı Haziran'da yakalamış olduk. Temmuz ayı evet birazcık geçtiğimiz sene Nisan ayından beri artmayan enerji fiyatları ki elektrik fiyatları bunların başından geliyor. Doğalgaz fiyatı etkilemedi çünkü 1 Ağustos'tan itibaren geçerli ama Temmuz'un başında başta elektrik fiyatlarına gelen zam artı bir de yurt içi üfeye bağlı özellikle ÖTV çıkan kararnameyle artık benzin, motorin, petrolünle LPG ile dahil olmak üzere yurt içi üfeyle artıyor. Yurt içi üfenin 6 aylık %19 küsür, ona yaklaşık %20 diyelim, %20'lik bir artış oldu. Tabii o ÖTV artışın %20'de KDV'sini aldığınızda. Dolayısıyla burada zaten aylıkta ben hemen ilk TÜİK'in sayfasını açmadan benim bir iktisatçı olarak ilk odaklandığım nokta TÜİK'in yayınladığı tablolar. O tablolarda özellikle özel kapsamlı tüfe, sizin de bahsettiğiniz de B ve C çekirdek enflasyonları yer alıyor. Onun altında tabii hangi malların ve hangi hizmet gruplarının daha çok arttığı. Orada bakıldığı üzere hemen ilk göze çarpan %10 enerji mallarında. Yani çok aylık %10 bir artış. Gerçekten çok bir artış. Hemen arkasından tütün ve özellikle alkollü içeceklerde %5,5 aylık artış. Dolayısıyla bu ayki enflasyonu aylık görünümü kabul etmek lazım. Tabii bozan bir yapı var ama bu yapıyı muhtemelen Perşembe günü Merkez Bankası bunun geçici olduğunu çünkü birikmiş bir artırımın özellikle bu aya denk geldiğini ama bu da tabii denk geldi diye ki tesadüfi değil. Muhtemelen bunun hesabı da yapıldı. Çünkü burada baz etkisini arkaya alarak bu birikmiş zamları da yapması lazımdı. Zira bu taşın özellikle doğalgazda ve elektriğin de ev başta birikmiş bir takım şeyler oldu, yük oldu. O yükü hafifletmek gerekiyordu. Daha önce yansıtmadı. Evet, doğalgaz hatta hatırlarsınız Mayıs ayında o ay hiç ücretlenmemişti. Daha sonra 25 metreküpte gelmişti. Elektrik hakeza öyle. Hem sanayiye verilen ucuz elektrik hem konutlara bunu Sayın Bakan, Enerji Bakanı zaman zaman dillendiriyor. Gerçekten orada neredeyse hane halkı faturanın %40'ını %50'sine yakınını ödüyor. Geri kalanını hep subvanse ederek geldik. Bu etkiyi bu ay maalesef gördük. Yani maalesef diyorum çünkü benim de enflasyonda beklentim 3'ün altı olmasıydı ama tabii böyle %38'lik elektrik zammı, %19 yurt içi üfeden petrol ürünlerine gelen zamlar ve özellikle tütün ürünlerine gelen zamlar. Tabii bu arada havacılıkta da bir takım zamlar yapıldı, tavan fiyatları artırıldı. Bunun tamamen etkisini görüyoruz. Tabii bu geçici olacaktır elbette bu aya özgü bir artış ama hizmet sektörüne baktığımda hala hizmet sektöründe kira başta olmak üzere çok fazla bir iyileşme yok. Aslında gelecek dönemlerde, gelecek aylarda bizim en fazla beklediğimiz şey hizmet enflasyonundaki o yapıyı kırabilmek. Onu kırmak da tabii gerçekten faiz de zor. Çünkü faiz orada bir matkap görevi görmüyor. Onu görebileceği görev ücret ve özellikle sözleşmelerdi. Tabii ücretler iyi, özellikle Temmuz ayından sonra çok fazla etkilemedi hizmet sektörünü ama hala hızını almamış, hala devam ediyor. Dolayısıyla burada birazcık hizmet enflasyonunda sanırım
hani böyle yapısal dönüşüm açısından değil de enflasyonun yapısı içerisinde bir takım şeylerin ileriki dönemlerde özellikle Eylül'den sonra yapılması gerektiğine inanıyorum. Ama onlar da serbest piyasa koşullarında tabii ki fiyatlara müdahale edilecek şekilde değil. Mesela biraz uzatmış olacağım ama bunu örneklendirmem lazım. Hemen eğitime bakın. Eğitim yıllıkta %130'a geldi. Yani fiyatlar 3 katına varan fiyatlar oluştu. Yani bu fiyatları oluşturacak sebep ne var? Hiçbir şey yok gerçekten. Maliyet deseniz zaten ücretler çok artmadı. Yani eğitimin en fazla iş yoğun, emek yoğun olduğunu kabul edersek. Yani bazı sektörler var ki enflasyonda hala çok yüksek beklentilere sahip. Beklentilerin kırıldığını, hizmet enflasyonu açısından söylüyorum özellikle, kırılmadığını söyleyebiliriz. Döviz kurundaki iyileşmeden dolayı mal grubu gayet iyi. Hatta giyim ve ayakkabı sektörü 2-3 aydır negatifte gidiyor. Yani enflasyonda negatif bir katkı sunuyor. Ama konutlarda hala iyileşme yok. O iyileşmeyi belki 12 aylık ortalamaya dönüştürüldü. Oradan belki bir sınırlama gelir mi? Ama hala konut sektöründeki kira fiyatlarının da yine arttığını, çok hızlı arttığını görüyoruz. Dolayısıyla enflasyon yapısı açısından bakılırsa Temmuz ayı ile Haziran ayı arasındaki fark, evet sizin de belirttiğiniz gibi çekirdek üzerinde belirgin bir şekilde manşetin altına düştü. O da çok normal bir düşüş çünkü mal, temel mal ve hizmetler grubunda artış olmazken fazlaca, ama enerji ve alkollü içeceklerdeki artış yönetilen ve yönlendiren ve ÖTV'deki artış. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Birazdan yorumlarınızı almaya devam edeceğiz. Tabii Merkez Bankası'na ilişkin beklentileri de Hüseyin Bey hemen ben size sorayım. Çünkü geçtiğimiz haftalarda Cevdet Akçay faiz indirimi döngüsü şu anda değerlendirilmiyor. Olsa dahi sıkı duruş devam edecek demişti. Çok güçlü bir sözlü yönlendirme, etkili iletişim Merkez Bankası tarafından karşımızda ama acaba o gevşeme adımı 2025'te mi gelecek, sonrasında mı gelecek? Bu da merak konusu. Oraya ilişkin beklentiniz acaba nedir politika faizi noktasında? Yani normal şartlarda ben bu yılın sonu yani Kasım Aralık gibi sembolik faiz indirimlerinin başlayabileceğini düşünüyordum ilk etapta ama bu finansal piyasalardaki dalgalanma oradaki beklentileri de öne çekebilir. Yani eğer bu süreç kolay çözümlenmeyecek olursa yani gerçekten bu türbülans devam edecek olursa finansal piyasalarda Amerika Merkez Bankası tarafında da Avrupa tarafında, Türkiye tarafında da Japonya tarafında da belki ek hamleler atılması zorunlu hale gelebilir. Yani dediğim gibi finansal istikrarı da Merkez Bankası'nın fiyat istikrarıyla beraber gözetmesi gerekecektir. Yani o taraf bozulduktan sonra fiyat istikrarına ulaşabilmek de çok mümkün olmayabilir ya da sağlıklı bir tablo oluşturmayabilir. Bir tarafı tansiyon düşüreceğiz diye şekeri yükseltmenin de bir manası kalmayabilir. O nedenle şu ortamın bir yatışması lazım. Bu ortam yatıştıktan sonra finansal piyasalardaki bu fiyatlamalar tarafını daha sağlıklı tahmin yapmak kolay olur ama normal şartlarda eğer bu süreç kalıcı bir trende dönüşmezse ben Kasım Aralık gibi sembolik faiz indirimlerinin başlayacağı kanaatindeyim. Asıl faiz indirimlerinin gelecek yıl Şubat ayından itibaren daha net bir şekilde görülebileceğini düşünüyorum ama dediğim gibi Kasım Aralık şu anki projeksiyonda İlk faiz indirimlerini görebileceğimiz yerler olabilir. Çünkü oraya geldiğimizde hem aylık enflasyonda bir miktar normalizasyon görüyor olacağız. Ocak ayı enflasyonu yine evet yüksek gelecektir tahminen. Şu andan tahmin etmek zor değil ama o zamana kadar Eylül geçtikten sonra Ekim, Kasım, Aralık biraz daha aylık enflasyonun normalleştiği aylar olacaktır. Merkez Bankası'nda bunu değerlendireceğini düşünüyorum. Çünkü geleceğe yönelik enflasyon beklentilerinde ciddi düşüşleri gördüğümüz aylar olacak. Yıllık enflasyonun düşmüş olmasıyla beraber çünkü her ne kadar ekonomistler geleceğe yönelik tahminleri yaparken geçmiş verileri çok fazla dikkate almasa da hane halkı, iş dünyası vesaire yani toplumun geneline baktığımızda tahmin yapılırken mevcut enflasyonu da çok fazla dikkat ediliyor. Yıl sonuna geldiğimizde o beklediğimiz 42-43 civarı enflasyona geldiğimizde ileriye yönelik enflasyon beklentilerinde düşüş olacaktır. Bu da Merkez Bankası'nı bir miktar cesaretlendirecektir diye düşünüyorum. Bu nedenle ilk hamle dediğim gibi Kasım Aralık beklentim var ama şu bugün yaşanan finansal piyasalardaki olaylar çok basit olaylar değil. Yani fiyatlamalara baktığımızda işte Japonya'daki 12,5'luk satış, işte Amerika'da %5'ler 6'lar ulaşan satış ya da bizim piyasamızda işte devre kesilmesine sebebiyet veren %7'ye yaklaşan satışlar bunlar bir sakinlemesi lazım daha sağlıklı bir yorum yapabilmek için.
Perşembe günü zaten eğer bu olaylar yatışmış olursa Merkez Bankası'nın sunumundan da ileriye yönelik daha net mesajlar alırız. Eğer dediğim gibi finansal piyasalar Perşembe gününe kadar sakinleşmemiş olursa zaten Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumu biraz da finansal piyasaların, finansal istikrarın önceliklendirdiği bir sunum haline de gelebilir. Orayı görmek lazım bence. Şimdi özellikle Levent Hocam size de dönmek istiyorum. Hizmet enflasyonu tarafından bahsettiniz ve Türkiye'ye baktığımızda istihdamın yaklaşık %50'sinin yarısını hizmet sektörü oluşturuyor. Lokanta ve oteller tarafındaki rakama baktığımızda orada aylık bazda enflasyonun bir miktar üzerinde bir tablo olduğunu görüyorum. Ama giyim ve ayakkabıda özellikle %2'lik bir düşüş var aylık bazdaki enflasyonda. Konutta en fazla artışın olduğu grup olarak karşımıza çıkarken tabii %25'lik sınırın kaldırıldığını görmüştük ama asgari ücrete bir zam gelmedi. Talepte dengelenmede iyileşme ortamı olduğu Merkez Bankası tarafından sıkça karşımızda. Az önce kurdaki stabilizasyondan da bahsettiniz. Burası da aslında enflasyondaki iyileşmeye destek oluyor ama özellikle hizmet tarafı için nasıl bir görünüm var şu an karşımızda? Levent hocamızın sesi. Sektörlerinde. Evet hocam buyurun lütfen. Sesim galiba düşük mü geliyor? Hocam şu anda biraz çok iyi, gayet iyi duyabiliyoruz. Kusura bakmayın biraz zor bir koşulda bağlandım. Estağfurullah hocam lütfen. O yüzden kesintiler için özür dilerim. Evet yani hizmet sektörü zaten Haziran'dan Temmuz ayına kadar aslında çok da bir şey değişmediğini görüyoruz. Yani oradaki beklentilerin henüz kırılmadığını, beklentilerin henüz bazı hizmet gruplarında iyileşme olduğunu, özellikle ulaştırmada bir iyileşme vardı ama tabii bu son gelen zamlarla birlikte hizmet ulaştırma hizmetlerinde de bir miktar artış var. Yani orada o henüz şeyini koruyor beklentiler konusunda. Bu konuda tabii dediğimiz gibi merkez bankaların hizmet enflasyonu konusunda çok fazla yani kredi kanalıyla yapabilecekler çok fazla bir şey yok. Ancak talebi azaltarak özellikle lokanta ve restoranlarda bir şekilde kontrol edebiliriz ama kredi kanalıyla da tabii bütün bu lokanta, restoran yani konut maalesef enflasyon sepeti içinde birçok mallar zorunlu mallar zaten. Yani barınma, gıda, restoran gibi bir takım ürünler ama bu tabii restoran kısmı biraz daha belki bizim makro iktisatçıların araştırma konusu özellikle pandemiden sonra bu bazı eve gelen işte isim vermeyeyim şimdi o firmaların isimlerini ama yani biraz daha dışarıya yönelik bir talep var lokanta ve restoranlar konusunda. Orada tabii gıda da etkiliyor. Ama hepsinden önemlisi bunu geçtiğimiz senenin özellikle artan ücretlere bağlaması hiçbir mahzur görmüyorum. Çünkü ücret enflasyonu özellikle hizmet sektörüne daha baskındır ki bu zaten Merkez Bankası'nın raporunda da enflasyon raporunda yer almakta. Dolayısıyla biz o etkiyi geçtiğimiz sene gördük. O etkinin hala gecikmeli etkileri şekli geliyor. Temmuz ayında gerçekten ücretlerde herhangi bir diyelim normal artışın dışında fazla bir artış olmamasına rağmen tabii burası biraz sözleşmeyle çalışıyor. Yani haberleşme işte yıllık kontratlar yapılır telefonlarda. Eğitim yine kontratla çalışıyor. Yani bu kontratlı olan dönemlerde enflasyon beklentisinin bir asaleti vardır. Bizim ekonomide de en büyük aslında zorluğumuz hükümetin de biraz zorlaştırdı. Daha da zor olduğu hükümet için en büyük konu aslında enflasyonun bir şekilde endekslenmesidir. Yani biz ücretleri enflasyona endekslememizdir. Bu bazı mal gruplarında da var ama hizmette daha fazla. Yani bu sanki ekonomilerde her zaman olacak bir politikaymış gibi görünüyor. Aslında değil. Yani birçok ekonomilerde özellikle fiyatlar enflasyona endekslenmez. Çünkü onu endekslediğiniz zaman zaten beklenti yaratıyorsunuz. Yani ne beklenti? Ünlü Fredman'ın söylediği uyumcu beklenti. Çünkü her sene bir kontrat yaparken bir önceki yılın enflasyonunu esas alıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yaptığı hane halkı anketinde görünüyor. %70 hala bir önceki 12 aylık enflasyonu bekliyoruz. Yani ama bunu reel kesime sorduğunda %50 kendi beklentileri ekonomistlere sorduğunda %30 çıkıyor. Ya burada çarpıcı bir şey yok mu sizce beklentiler konusunda? Var çünkü hala geçmiş yılın enflasyonuyla yaşıyor hizmet enflasyonu. Bunu kırabilmek gerçekten ekonomiler en zor işi. O yüzden biz iktisatçılar olarak genelde ücretleri fiyatlara endekslemeyiz. Çünkü sonuçta bu bir politika, para ve politikaların en büyük şeyi özellikle reel ile nominal arasındaki o politika yapıp ekonomiyi bir şekilde fiyat istikrarına ve büyümeye sevk edebilmektir. Bu kanal çalışmıyor Türkiye'de. Yani bize faize yönelmişiz. Aslında ekonominin en büyük kanalı budur. Maalesef bu kanalı biz
Tabii sadece pandemi sonrası değil, pandemi öncesinde de 2000'li yıllarda bu özellikle bazı tartışmaların önüne geçmek için işçiyle işveren arasında. Ya tamam, orada bir düşük enflasyon olduğu zaman endeksleyin, hiçbir sorun olmaz. %20 enflasyonda ücretler enflasyona endekslenmiş, hiçbir etki yaratmaz. Hatta belirlilik yaratarak katkı sunabilir. Çünkü ekonomide belirsizliği yok eder, çatışmaları yok eder, bazı grevler, lockoutları yok eder. Ama siz yüksek enflasyona geldiğinizde işte o zaman endeks ne yapıyor? Beklenti yaratıyor. O beklenti kırması da gerçekten zor. Şu anda Türkiye ekonomisinin belki önümüzdeki dönem Eylül sonrası 2025 yılında en fazla mücadele edeceği %40'a düşüp düşmemesi değil. O %40'a düşecek. Çünkü zaten önümüzdeki senede bu ay nasıl %61'e düştüyse hem baz etkisiyle beraber önümüzdeki ay muhtemelen %3'ün altında bir enflasyon bekleyeceğiz. Çünkü artık bu yönetilen ve yönlendiren fiyatlar ve 6 aylık yurt içi üfede etkisini göstermeyecek. Çok büyük bir şok olmazsa yine tedbirli konuşayım. Muhtemelen 2'nin belki de altını göreceğiz. Dolayısıyla orada 9'luk bir baz etkisi var. Geçtiğimiz ayın enflasyonu %9'du ve %50'lere çok rahat bir şekilde gelecek. %50'den sonra kalan 3 ay içerisinde de yine orada 4'lük bir Eylül enflasyonu var. Orada artık ekonominin alacağı seyre göre, özellikle burada makro finansal istikrar da çok önemli ve ekonominin tabii bir miktar aslında Eylül sonrası daralmaya başlayacağı, onu hissedeceğiz. Zaten şu an öncü göstergeler ekonomide bir daralmaya doğru gidiyor ki o da çok doğal, onu da kabullenmemiz lazım. Çünkü iş talebin kısılması demek bir yerde tamam güzel dış talebin artması, ama bu iş talepte tüketim talebinin azalması, üretim siparişlerini, üretimin harcamasını kısmak demek ki o da önümüzdeki aylarda muhtemelen belli bir oranda çıktı açığı olarak. Zaten Perşembe günü büyük bir ihtimalle raporda pek orta görünümün değişeceğini sanmıyorum. %38'de çünkü Merkez Bankası bunu zaten daha önce de açıkladı. Bu geçici bir etki olarak ifade edecek ama aylık enflasyon görünümüne hala kilitlenmiş vaziyette olacağımız yine tekrarlayacaktır. Hocam, Merkez Bankası'nın dezenflasyon tesisi yolundaki politikalarını sormaya devam edeceğim ama Üzeyir Bey, size dönmek istiyorum. Enflasyon tarafını konuştuk, gelen rakamları, ama bugün çok hareketli bir gün. Dalga boyu çok yüksek. Borsa İstanbul'da ikinci kez devre kesici çalıştı bugün. Güne %7'den fazla düşüşlerle başlamıştık. Sonra hemen işleme açıldı. Yeniden %7'nin üzerinde bir değer kaybı. Japonya'ya baktık, bugün %10'luk eksi. Amerika'da Nasdaq vadelerinde %6'lık değer kayıpları, Japon yeninde değer artışı. Ne dersiniz, neler yaşanıyor Borsa İstanbul'da? Evet, yani piyasalarda günden bir anda enflasyondan resesyona döndü. Yani en büyük şey o taraf, ama bu denli bir panik satışı gerektirecek bir ekstra bir şey var mıydı? Bence yok. Yani daha önce de dönem dönem biz resesyon konusunu çok ciddi manada konuşmuştuk, hatırlayacak olursanız. Sene başında Amerika'nın resesyona gireceğine yönelik tahminler %50'ler 60'ların üzerine çıkmıştı. Şu anda %25'ler civarında bir olasılık veriliyor. Yine Japonya'nın bir faiz artışı var. 15 bas puanlık diyelim. Oradaki faiz artışı var ama geçen çarşamba yapıldı. Biz satışları pazartesi görüyoruz. Yani tarım dışı İslam kötü geldi. Daha kötülerini de görmüştü dünya ekonomisi. Yani bu açıdan baktığımızda net şundan dolayı diyebileceğimiz bir gelişme yok, ama bunların hepsi üst üste birikti ve gelen satışları da paniğe çevirecek bir tetikleyici oldu muhtemelen ve şu an o tetikleyicinin ne olduğunu belki tam olarak bilmiyoruz. Yani günün ilerleyen saatlerinde ya da başka bir gün konuşuruz. Çünkü benzer bir satışı biraz önce de bahsetmiştim, 2010 yılında yaşadığımızda da böyle bir tablodaydık. Yani hepimiz acaba ne oluyor, kim ölüyor, kim kalıyor, onun tartışması yapılıyordu. İşte PNG hisseleri battı mı? İşte %60'lık düşüş normalmiş. İşte günü %30 küsür düşüşle kapatmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bizim borsalarımızda o zaman işte %10 üzerinde marjlar vardı. Bunların üzerinde satışları görmüştük. Tüm dünya etkilenmişti. Ve ertesi gün tekrar normale dönen bir piyasa görmüştük. Haberin netleşmesiyle beraber. Şu an bilinmezlik biraz daha insanları korkutuyor. Ve o bilinmezliğin aşılması biraz rahatlama getirebilir kanaatindeyim. Ama dediğim gibi Japonya'da %12.40'lık düşüşle kapandı. Şu an vadelilere baktığımızda da orada da halen satışlar kısmen toparlansa da devam ediyor. Yani %10.72'ye düşmüş durumda kayıplar. Bu açıdan bir miktar toparlanma olması sevindirici. Çünkü paniği orada gördük, kaosu orada gördük, fiyatlamayı orada gördük ve o diğer tüm piyasaları etkiledi. O nedenle toparlanmada da orada biraz izlemek lazım. Yani bu satışın sebebinin ne olduğunu anlaşılması
Belki vadeli piyasalarda Japonya fiyatlamasında biraz daha normalizasyon getirir. Orası normalleşecek olursa da diğer piyasalarda da dengelenmeyi görebiliriz. O nedenle biraz o tarafı izlemek gerekir. Asya piyasalarının vadelileri bence bugünün kritik noktası olacak. Nitekim Avrupa'ya baktığımızda daha normal diyebileceğimiz satışlar var. Örneğin Almanya'da %2,5 civarında bir satış söz konusu. Amerika teknoloji endeksi evet biraz satış tarafında ağır basıyor. Daha önce de bu tarz satışlarda düzeltmelerde oranı satışlarını gördük ama dediğim gibi paniğin asıl şokun yaşandığı ve ana kaynağı Asya piyasası ve Asya piyasasında Japonya. Yani orada bu satışın gerekçesi normalleşmeden ya da anlaşılmadan diğer piyasaların kendi başına toparlanma ihtimali bence düşük. Bir orayı izlemek lazım gün içerisinde Asya vadelilerini özellikle Japonya tarafını. Orada biraz denklemi gördükten sonra belki ileriye yönelik daha rahat tahminler yapabiliriz. Ama şu an gerçekten finansal istikrar biraz önce de bahsettim. Dönem dönem bu tarz dönemler olabiliyor. Fiyat istikrarının önüne geçebiliyor. Yani şu an finansal piyasalardaki istikrarın bozulması örneğin Fed'i de erken bir adım atmaya yönlendirebilir. Yani Eylül ayındaki toplantıyı beklemeden bir karar almaya sevk edebilir. Ya da diğer merkez bankalarından farklı hamleler gelebilir. Eğer bu panik havası bugünden yarına taşınacak olursa gerçekten dediğim gibi acil müdahaleler gerekebilir ve bu adımları da görebiliriz. Bu durumda bizim Merkez Bankası'nın da bazı hamlelerin adımlarının öne çektiğini görebiliriz. O nedenle biraz önce bahsederken şunu söyledim. Evet. Yani Perşembe günü enflasyon raporu sunulacak ama bu enflasyon raporu eğer finansal piyasalardaki istikrar sağlanamazsa fiyat istikrarından ziyade finansal istikrarı sağlama toplantısına dönüşebilir. O açıdan izleyip görmek lazım biraz daha süreci. Üzeyir Bey çok teşekkür ediyoruz hayal yorumlarınızı paylaştığınız için. Hocam Levent Hocam çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz hocam. Sağolunuz. Enflasyon yayını bizlerle paylaştınız. Efendim enflasyon rakamları vardı. Hem Üzeyir Doğan hem de Levent Aydın hocamız bizlerleydi.